Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. İki tane yumurtayı karıştıracağım kap içerisine aldım. Üzerine bir çay bardağı şeker ilave ediyorum ve köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt ekliyorum. Üzerine 1,5 su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve 2 kaşık kakao ilavesi yapıyorum. Güzelce bunları eliyorum. Yeniden güzelce karıştırıyorum. Tart kalımı unlayıp yağlayıp unladım. Şimdi bu karışımımı içerisine boşaltıyorum. Kekimi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırına gönderiyorum. Sos tencereme 2 su bardağı sütü alıyorum. Bir çay bardağından bir parmak eksik şekerimi ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Yarım kaşık un ilavesi yapıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ocağa alıyorum. Kaynayıncaya kadar karıştırmayı bırakmıyorum ve bu şekilde kaynatıyorum. Unutmadan bir tane de yumurta sarısı ilave yapıyorum. Ve güzelce karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi kremam hazır. Hemen üzerine bir paket vanilya ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ve sıcakken karıştırarak tereyağının erimesini sağlıyorum. Soğuduktan soğurken koyu bir kıvam alırsa kremanız çok az süt veya suyla açabilirsiniz. Bu arada kekim fırından çıktı. Şöyle kürdan testi yapıyorum. Ve hemen ters çeviriyorum. Evet, rahatlıkla kalıbımdan çıktı. Şimdi soğumasını bekliyorum. Kekim soğudu. Şöyle yarım bardak sütle güzelce ıslatıyorum. Bu şekilde yaparsanız kekiniz daha yumuşak olur, ıslak ıslak. Bir tane muzu ince ince dilimledim. İsteğe bağlı. İster bu şekilde yapabilirsiniz, isterseniz de muz ilavesi yapmadan da bu tarifi güzelce hazırlayabilirsiniz. Kremamı ara ara karıştırdım. Bakın, pürüzsüz, hiç kaymak tutmasını engelledim. Şöyle çok az bir süt ilavesi yapacağım. Biraz koyu geldi bana. Ve şöyle karıştırıp kıvamını biraz daha yumuşatacağım. Hemen pastamın üzerine gezdiriyorum. Tamamını ilave yapmayacağım. Fazla gelebilir. Kaşıkla güzelce her tarafına şöyle yaydırıyorum. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kakao serpiştirebilirsiniz. Çikolata parçalarıyla süsleyebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Yorumda yaparsanız memnun olurum. Evet, pastamı şimdi dinlendireceğim. Buzdolabına alıyorum. Vaktiniz var ise 2-3 saat dinlendirin. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi küçük bir kasede kremamız arttı. Tatlımı dolaptan çıkardım. Fazla bekletemedim. Hemen şöyle üzerine çikolata parçacıklarıyla süslüyorum. Söylemiş olduğum gibi, dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hemen bir dilim kesip sizlere de göstermek istiyorum.
Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın.